Real TV Türkiye'den haber verir. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 vaka sayısı nedeniyle, daha doğrusu omikron varyantının yayılmasından dolayı önlemler giderek artıyor. Vaka sayıları da giderek artıyor. İşte bu önlemler kapsamında da Dahili İşler Nazirliği bir genelge yayınladı. Bakanlık, yani nazirlik, bu genelgeyi 81 ildeki valiliklere gönderdi. Aslında yayımlanan bu genelgenin amacı, yani bahsettiği nokta şu: yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde hangi durumlarda PCR testinin istenip istenmeyeceği konusuydu. Şöyle ki bu duruma baktığımızda aslında uçak yolculuğu yapacak kişilerde eğer peyvend olup ya da olmamışsa, yani bu prosesi tamamlamamışsa bile, koronavirüsüne son 3 ay içinde yakalanmamış olsa dahi bu kişilerden PCR testi istenecek. Yani PCR testi yapmak zorunda olacak bu kişiler. İşte bununla birlikte baktığımızda yaşlı bakım evleri, cezaevi ve burada çalışan kişiler, yani burada bulunan mahkumlar da dahil aslında, yurt dışı seyahati durumlarında bu kişilerin, eğer bu kişiler peyvent olsa da ya da olmamış olsa bile son 3 ay içinde COVID-19 geçirmemiş olsa dahi bu kişilerden de PCR testi isteniyor. Bunlar da PCR testini yaptırmak zorundalar. Öte yandan kişilerin peyvent olsa ya da olmasa dahi son 3 ayda koronavirüsüne yakalanmamışsa eğer, konser, sinema ve şehirde bulunan tiyatro gibi bu tarz etkinliklere katılmaları için PCR testi yaptırma gibi bir zorunlulukları yok. Bu şekilde bir açıklama yapıldı. Ayrıca kamuda görev yapan öğretmen dahil diğer tüm personellerle birlikte tüm devlet ve özel iş yerlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere bu kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler dahil PCR testiyle tarama gerçekleştirmeyecek. Yani bunu yapmak zorunda değiller. İşte bakanlığın yayınladığı PCR testi zorunluluk değişikliği bu şekildeydi. Sizlere gereken, elimize geçen bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz.